أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kıymetli takipçilerimiz, değerli dinleyiciler, Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun inşallah Teala. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif gönüllerimize, hanelerimize bereket getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Değerli kardeşlerim, bugün ahirete iman konusuyla sizlerle beraber olacağız inşallah Teala. Konuyla ilgili Yüce Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de müminleri vasıflarken, müminleri nitelerken, iman eden müminleri nitelerken وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ buyuruyor. Onlar sana indirilene ve senden öncekilere indirilene ve ahiret gününe iman edenler diye niteliyor Yüce Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de. Değerli kardeşlerim, ahirete iman, İslam dininde imanın altı esaslarından bir tanesidir. Az önce okuduğum ayeti kerimede ve ona benzer onlarca ayeti kerimelerde ve Efendimiz'den varid olan hadis-i şeriflerde ahirete iman etmemiz gerektiği beyan edilmektedir. Bizlerden Yüce Rabbimiz talep etmektedir kardeşlerim. Malumunuz kardeşlerim, ehli iman bu dünya hayatının fani olduğunu, bu dünyanın geçici olduğunu, müminlerin bu dünyada bir amaç uğruna yaratıldıklarını hepimiz biliyoruz. Ehli iman, Allah'a ve ahiret gününe iman edenler bu inançta olması lazım. Yüce Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثَا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ Siz başıboş olarak yaratıldığınızı ve bizlere döndürülemeyeceğinizi mi zannediyorsunuz? Yüce Allah Celle Celaluhu bizlere bu dünya hayatında bir gaye, bir amaç, bir hedef uğruna yaratmış. O da onu tevhid etmek, ona kulluk vazifemizi yerine getirmek, ona ibadet etmektir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bu konuda "Ellezî halakakum liyebluvekum eyyukum ehsenu amela" buyuruyor. Sizlerin hanginizin daha hayırlı amel işlediğini sınamak için sizleri yaratmış buyuruyor Yüce Allah Celle Celaluhu. Kardeşlerim, ayet-i kerimede Yüce Allah Celle Celaluhu "Ya eyyuhen nas ittequ rabbakum" "Ey insanlar, Allah'tan korkunuz. İnne zelzelete's saati şey'un azim" "Kıyamet gününün sarsıntısı büyük bir gün, azim bir gün." "Yevme teravneha" "Kıyamet günü geldiği zaman" يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى buyuruyor Rabbimiz. O gün geldiği zaman gebe olan, karnında çocuk taşıyan bütün anneler karnındaki çocuğu düşürecek. Süt emziren anneler kucağındaki yavrularını kaybedecek buyuruyor Efendimiz Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de. Öyle dehşet verici bir gün ki, öyle azim bir gün ki, düşünün, bir anne kucağındaki evladı kaybediyor, onunla ilgilenmiyor, ona dönüp bakmıyor. Öyle bir gün, kıyamet günü. وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَى İnsanları ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sarhoşmuş gibi göreceksin ama fil hakikat, gerçek anlamda insanlar sarhoş değiller. Ama neden sağa sola uçuşuyorlar? Neden sarhoşmuş gibi muamele yapıyorlar? وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيدٌ Allah'ın azabı çetin, Allah'ın azabı elim, Allah'ın azabı büyük de insanlar orada onu fark ediyorlar. İş geçtikten sonra orada onu fark ediyorlar. Düşünün, bir anne evladına bile iltifat edemiyor. Bir baba çocuğuyla ilgilenmiyor. Buna benzeyen bir ayeti kerimede Yüce Rabbimiz "Ya eyyuhen nâsü tequ rabbakum" "Ey insanlar, Rabbinizden korkunuz."
وَخْشَوْ يَوْمًا لَا يَجْزِ وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَّ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا. Bir anne babanın, ebeveynin evladına, evlatların da anne babaya hiçbir fayda sağlamayacağı bir günden korkunuz. Ve o gün için hazırlık yapınız. O muazzam gün, dehşet verici gün için hazırlıklı olunuz. Salih amel işleyiniz. Allah'ın emirlerini yerine getiriniz. Sakındırdığı şeylerden sakınınız. O gün işte kıyamet günü la yeczi validun an veledih ve la mevludun huve cazin an validihi şey'e. İnne va'dallahi hakkun. Allah'ın va'di haktır değerli kardeşlerim. Müminleri cennetle müjdelemişse, kafirleri cehennemle vaid etmişse, tehdit etmişse bu vaid yerine gelecek. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Bu hayatın uhrevi yönü de vardır. Allah'ın bu vaadi mutlaka gelecektir. İnne vaadallahi hakkun. O zaman فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغُرُورِ. Dünya hayatı süsüyle, güzellikleriyle sizleri aldatmasın. Dünya hayatı bir metadan ibarettir. Dünyaya aldanmayın. Dünya hayatında çeşitli aldatıcı şeylere de aldanmayın. Şeytana aldanmayın. Nefsinize aldanmayın. Ahiret günü için hazırlık yapın. Bu dünyanın geçici olduğunun farkında olun. Bu dünya baki değil. Bu dünya fanidir. Kullu men aleyha fan ve yebqa vechu rabbike zul celali vel ikram. Dünya hayatında her şey fena olacak. Her şey yok olacak. Başka bir ayette kullu şeyun halikun illa vecih. Yüce Allah'ın zatı hariç her şey helak olacak. Her şey yok olacak buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Değerli kardeşlerim, aziz dinleyiciler, işte bizler ahiret hayatı için mutlaka hazırlığımızı yapmamız lazım. Az önce okuduğum her iki ayete benzer bir ayeti kerimede Yüce Rabbimiz فَاِذَا جَاءَتِ السَّاخَّ. O kulakları sağır eden ses geldiği zaman, sura üflendiği zaman, ikinci üfleyiş geldiği zaman, o gün يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَب۪يهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَن۪يهِ. O gün insanlar, kişiler يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ, kardeş kardeşinden kaçışacak, uçuşacak, مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ annesinden, وَاَب۪يهِ babasından, ve sahibetihi ve beni, kadı hanım kocasından, koca da hanımından kaçışacak. En zor olanı da değerli kardeşlerim, her okuduğumda müteessir olduğum ve beni, anne babalar evlatlarından kaçışacak. Ne zor bir gün değil mi kardeşlerim? Eğer bir annenin evladından Kur'an'ın da ifade ettiği gibi farra uçarak kaçıştığını görürseniz bilin o gün kıyamet günüdür. Bilin o gün çetin bir gündür. Bilin ki o gün azim bir gündür değerli kardeşlerim. لِكُلِّ امْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَ اِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Neden sağa sola uçuyorlar? Neden anneler babalar evlatlarından, evlatlar ebeveynlerden, kardeş kardeşten uçuşuyor? Karı koca birbirlerinden kaçışıyorlar. Neden kardeşlerim? Çünkü لِكُلِّ امْرِئِنْ مِنْهُمْ يَوْمَ اِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي. Herkes kendi derdiyle dertlenecek. Herkes kendi nefsiyle meşgul olacak. Eyvah, ben neler yapmışım? Ben niçin namaz kılmamışım? Neden Allah'a kulluk vazifemi yerine getirmemişim? Neden Ramazan orucunu tutmamışım? Bir sigara zevkine, bir sigaranın zevki için Ramazan orucunu ihmal edenler, Ramazan orucunu tutmayanlar, işte düşünsünler yarın kıyamet gününde başlarına neler geleceğini. Bu okuduğumuz ayeti kerimelerden hepimiz kendimize düşen mesajı almamız lazım. Başka bir ayeti kerimede Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِ يَوْمَئِذٍ بِبَن۪يهِ. Mücrim, günahkarlar, Allah'a kulluk vazifesini yerine getirmeyenler, bu dünyada Allah'ı unutanlar, peygamberin arkasından gitmeyenler,
kulluk vazifelerini yerine getirmeyenler, helal haram mefhumu tanımayanlar, ahiretin varlığından habersiz olanlar, işte bu mücrimler, يَوَدُّ الْمِجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي يَوْمَ اِذٍ بِبَن۪ي evladını feda edecek ya Rab, oğlum sana feda olsun, oğlumu feda ediyorum, yeter ki beni kurtar diyecek. يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي يَوْمَ اِذٍ بِبَن۪ي وَصَاحِبَتِهِ eşini feda edecek, وَاَخ۪يهِ eşini feda edecek, herkesi feda edecek, وَاُمِّهِ وَاَب۪يهِ annesini babasını feda edecek, herkesi feda edecek ama hiçbir şey fayda sağlamayacak. وَاَخ۪يهِ kardeşini feda edecek, وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَم۪يعًا ثُمَّ يُنْج۪يهِ وَفَصِيلَتُهُ الَّتِي تُعْو۪يهِ onu muhafaza eden bütün aşiretini feda edecek. Aşiretim feda olsun ya Rab. Onlar yok olsunlar. Yeter ki beni kurtar diyecek. وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَم۪يعًا ثُمَّ يُنْج۪يهِ yeryüzündekiler hepsi ya Rab. Onları feda ediyorum. Malımı, mülkümü, servetimi, çizilmesinden endişe duyduğum arabamı, avradımı, her şeyi, evladımı feda ediyorum. Yeter ki beni kurtar. Ama o gün fayda sağlamayacak kardeşlerim. Bu temennilerin hiçbiri bir fayda sağlamayacak. İnsanoğlu Kur'an'ın da ifadesiyle قَالَ رَبِّ رْجِعُونِ لَعَلِّ أَعْمَلُ صَالِحًا ya Rab, sağındaki solundaki meleklere çoğul sigası ondandır. Beni geri döndürünüz yanındaki meleklere. Allah'a da hitap ediyor. Beni geri döndürünüz. لَعَلِّ أَعْمَلُ صَالِحًا salih amel işleyeceğim. Bir kere bana bir kere daha joker hakkı tanıyın. İkinci bir hak verin diyecek. Her şeyi feda edecek bu ikinci hakkı kazanmak için, bir daha dünyaya gelip salih amel işleyebilmek için. Ama ne fayda değerli kardeşlerim. Rabbimiz ne buyuruyor insanoğlunun bu temennisine, bu beyhude arzularına ne diyecek? Kella inneha kelimetun huve kailuha. Rabbir ci'uni lealli amelu saliha sözü, insanoğlunun kendisinin boş olarak sarf ettiği bir sözdür. Hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Hiçbir değeri yoktur. Giden geri gelmiyor. Gidenler geri dönmüyor kardeşlerim. Dünya hayatından irtihal eden hiç kimse geri dönmedi. İşte bu arzularda olacaklar, insanoğlu aklı başına gelecek. Bu dünyada işte zevklere, nimetlere dalmış, kimisi neuzu billah harama dalıyor, içkiye dalıyor, Ramazan nedir bilmiyor, helal nedir bilmiyor, kazancının helaldan olup olmadığını umursamıyor, bitcoin'danmış, faizdenmiş, nerelerden kazandığını umursamıyor. Yeter ki gelsin, yeter ki para gelsin. Bu düşüncede olanlar işte her şeyini feda etmek isteyecek ama kardeşlerim hiçbir fayda sağlamayacak. Bu dünya hayatı vaazımızın da sohbetimizin de ifade ettiğimiz gibi yani gelip geçicidir kardeşlerim. Fanidir kardeşlerim. İşte dünya hayatı velel ahiretu hayru ve ebka. Dünya ahiret hayatı daha hayırlıdır ve daha bakidir. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى اَيْ مُحَمَّدْ ahiret hayatı, Efendimiz'e hitap ederek aslında mesaj hepimize. Ey insanlar, ahiret hayatı sizler için dünya hayatından daha hayırlıdır. كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَ İnsanoğlu tabiatı gereği müttakiler, ehli iman hariç dünya hayatını istiyor. Ulayı erkene gelen dünya hayatını arzuluyor. Onun için çaba gösteriyor. Onun için çalışıyor, çırpınıyor. وَتَذَرُونَ الْآخِرَ Ama ahiret hayatını unutuyorsunuz. Ama alimlerimiz ne buyuruyorlar? لَا خَيْرَ ف۪ي نِعْمَةٍ لَا بَقَاءَ ف۪يهَا Eğer bir nimet baki değilse, kalıcı değilse, samimi söylüyorum kardeşlerim, O nimette hiçbir hayır yoktur. La hayra fi ni'metin la baqa'a fiha. Dünya haddi zatında az önce ifade ettiğimiz gibi
Bakidir. Estağfurullah. Dünya hayatı fanidir. Asıl baki olan ahiret hayatıdır. Demek ki bütün dünya zevkleri fani, onlarda birkaç dakikalık, bir anlık, birkaç saatlik zevkler ve bunlar gelip geçicidir. Ve Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem vallahi meddünya fil ahireti illa mislu an yec'ale ahadukum isbi'ahu fil yemmi felyenzur bima yerci'a. Vallahi ve billahi ve tillahi. Dünya hayatının ahiret hayatına nazaran sizlerden birinizin parmağını denize, hatta okyanusa daldırması gibidir. Kişi de okyanusa parmağını daldırdığı zaman ne elde edecek? Okyanustan ne eksik olacak? Koca okyanuslardan neyi almış olacak değerli kardeşlerim? Felyanlur bima yarca. İşte dünya hayatı Efendimizin de ifade ettiği gibi ahiret hayatına nazaran bir damla bile değil, bir damla bile ifade etmiyor kardeşlerim. İnsanlar وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا, hep dünya hayatını arzuluyor. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, ahiret hayatında onlar için hiçbir nasibi yok. Ama kimisi de مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنًا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ, ya Rab bize dünyada da ve ahiret hayatında iyilikler nasip eyle, bizleri cehennem azabından koru derler. Bu duayla sohbetimize son verelim inşallahü teala. Velhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.